Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle bir niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek. Bugünkü açılımımız hepimizin hayrına olsun. Bir arkadaşımız çok güzel söylemiş. Herkese şifa olsun diye doğru. Ben çünkü kolektifin e, hayrına olsun niyetleriyle enerji enerjiyle kapatıyorum ama herkesin malum sabır dediği başka sınavları var. Siz kendi yüreğinizdekine odaklanın. Güzel bir hafta olsun diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ben sizlere gördüklerimi aktaracağım. Dilerim güzellikler bizim olsun. Şöyle yüreğimizden akıp giden bir sürecimiz var. Belli ki yavaş yavaş oluyor ve Allah'ım ne zaman olacak artık yeter dediğimiz noktadayız arkadaşlar. Evet şöyle biraz daha akmasını bekleyeceğim. Çünkü biraz akabilir burası ama çok da değil. Evet. Artık gelmez. Şöyle arkadaşlar ben sizlere göstereceğim. Evet yüreğinizde çok net paleoço gibi gülen bir yüz var. Sağlı sollu iki tarafında konuşmaya çalıştığı bir konu var. Ve bu konu sizin için bir haksızlık ifadesi olmakta. Hatta bu hafta olacak, bugün olacak dediğiniz bir konu. Bu sizin çünkü yüreğinizin içi. Yani aslında hadi bakalım ne olacak dediğiniz bir gündesiniz. E, bu da yüreğinizden taşmış artık sabırsızlıkla ifade etmiş zaten. İlk açarkenki durum oydu. E, baktığım zaman da arkadaşlar çift karşılıklı bir konuşma. Çift demeyeyim de. Yani taraflar var burada. E, dolayısıyla sizde ne olacak diye bakmaktasınız. Yunus balığınız var ve çok güzel aslında. Yani aslında büyük bir kısmetle bağlantılı bu. Ha Bu kısmet sizin için paraysa paradır. E, sonuçlanmasını beklediyseniz bir dava ise elbette ki odur. E, bir balinanın olması hayırlı olacağı anlamına gelir. Bununla ilgili çok net geçtiğimiz zaman diliminde bir yol almışsınız. Belli ki ötelenmiş bir konu bu. Tam da bugününüzde artık ne olacak diye sabırsızla, yani sabırsızlıkla bekler e, görselleriniz var açıkçası burada. Şimdi e, baya baya resmiyet içerdiği için e, bana kalsa e, mahkemeye, bana kalsa resmi başvuru işte artık işten mi be, beklersiniz? Akrabalık ilişkilerinizde aile içerisindeki Konularınız mıdır? Hani bakın burada tamamen cevaplar sizde oluyor bu arada. Ee, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Ee, her şekilde geçmiş olduğunuz tam olarak 15-20 gün öncesinde S harfi var, 9 rakamı var. Ee, bir kişiye karşı kesinlikle çok net sinirlenmiş, öfkelenmişsiniz. Aslında haklı olduğunuz e, bir konu aslında ortaya çıkmış. E, siz sanıyorum sadece bak şu sizsiniz arkadaşlar elinizde bir insan var ve altında iki tane insan da baka kalmış size. Yine bakın tam da bugün dediğim gibi bir resmi süreciniz söz konusu. Evet imzalar bu hafta atılacak anlaşılan okey diyorum. E, özellikle bu hafta haber bekleyen arkadaşlarım, müjde bekleyen arkadaşlarım. E, bakın bakın Kuyruğunuzu tutmuşlar. Yani bir an önce netleşsin istediğiniz bir konu bu artık. Fakat siz uzaklaşmaya çalıştıkça sizin arkanızdan birilerinin sizi bu konulara dahil etmeye çabalaması söz konusu ya. Baya baya çabalar görsellerde çünkü. Siz açmaya çıkmaya çalışıyorsunuz. Birileri kuyruğunuzu tutuvermiş şeklinde de görüyorum. Şimdi şunu da söylemek isterim size açıkçası bu konu netleşir netleşmesini yani bu hafta haber haber bekleyen arkadaşlarım için söyleyeceğim özellikle bu haberleşme netleşme süreci olmasına olacak fakat siz sonrasında bir mecburi bekleme ya da bazı karışıklıklar dönemine gireceksiniz. Türkçe meali ne demek yani biz kazanmışken nasıl kötü bir döngü? Kötü bir döngüde değil. E sadece biraz kafa karışıklığı sanki biraz beklemiyormuşsunuz da hani aslında hem olsun istediğiniz hem de bugüne kadar çok net bir şekilde ötelene 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 olduğu için umutlarınızı birazcık kesmişsiniz yani aman yine olmayacak ben biliyorum demişsiniz ve olacak diyor dolayısıyla bu afallama biraz da ne yapacağınızı bilememek gibi görünse de sanıyorum ki gerçekten e, bu defa oldu yaşasın diyeceğiniz e, bir haberin de şaşkınlığı olabilir diyorum açıkçası e, çok net gördüğüm şudur ki bilin ki arkadaşlar e, biraz beyniniz yani beynen yorulacak diyor bu kişi e, sanıyorum ki belki de yoğun bir döngüye gireceksiniz hakkınız neyse onu alırsınız onu söyleyeyim bakın burada az önce akmaya çalışan akmalara doyamayan hadi acaba ne olacak diye sabırsızlığınızı ifade eden o görsele bakar mısınız nasıl kocaman görsel olmuş sizin haklılığınızın ispatlandığı bir şekilde konuyla alakalı süreçle alakalı beklediğiniz zaman dilimiyle alakalı artık güç kimde deseniz bana hani hayırlısı olsun siz kazanmışsınız dimlikte duruyorsunuz derim Şimdi karşınıza küçücük insanlar kalmış, özellikle bir tanesi sanıyorum ki işte bu davanın ya da işte dava diyorum ama sizin meseleniz neyse o anlamda söylüyorum arkadaşlar. Ee, sizin meseleniz kiminle ise sanıyorum ki o kişi ee, burada ee, çok net bir şekilde sizin önünüzde durmuş ve sizden küçük bir şekilde görünüyor. Hani bunun ee, anlamı ben tamam pes ettim diyor. Siz özellikle Martın 20'sinden sonra zaten bir dirilme dönemi desem olur gerçekten. Dirilme diyorum ama hani çünkü birçok şeyinizi bu konuya bağlamışsınız benim anladığım kadarıyla. Ee, özellikle Nisan ayındaki beklentinizi yüksek tutun derim. Çünkü birden fazla dileklerinizin ayrı ayrı olacağı sanki şey böyle. Bir sürü konunuz vardı, evet, bir sürü sınavınız vardı, doğru. Ama siz %80'inizi özellikle bu konuya e, vermiştiniz. Yani o yüzden bu kadar güçlü gösteriyor sizi. Sizin için en önemli olan konu Mart ayında sonuç verir. Nisan ayında güçlenmeye başladığınız bir görsel var. Konunuzla bağlantılı olan kişi kesinlikle artık önünüze durmuş ve tamamen teslim olmuş size şeklinde görünmekte. Ve sizin artık işte yüzde %80'inizin sonrasındaki konularınız size göre neyse ardı ardına Nisan ayında haberler geliyor diyor. Yani bariz derecede haberler geliyor diyor. Gemiyle yolculuk var mı Mayıs ayında ya? bayağı Mayıs ayında bir gemi görünüyor. E, bu gemiye de şey diyebilirim tabii ki de illa ah, nasıl yani ben bir yere gemiyle nereye gideceğim ki diyorsanız ha, aslında özellikle deniz aşırı bir yerle alakalı bir haber de geliyor olabilir ama bu haber dediğim gibi sizin adınıza nisan ayı itibariyle birçok konuda olumlu haberler alacağınız için e, terfi tayin olur beklediğiniz haber olur. Zaten diğerini hallettiğiniz için sıradaki dediğiniz ne varsa Nisan size vermeye başlar. Mayıs itibariyle de bir geminizi görüyorum. Bu geminin tek anlamı sizin hayatınızda aslında deniz aşırı yollarınız yoksa dahi evet kesinlikle kısmetinizin denizden bolluk bereketiyle geleceği son müjdesi de Mayıs başıdır arkadaşlar. Şimdi özellikle bir bumerang var gibi elinizde. Yani karşı taraftaki kişinin size para konusunda birazcık e, kısıtlayıcı davranışları olacağını sanıyorsunuz. Ama her şekilde karşı tarafa bir horozlanma görseliniz çıkmış. Yani lütfen dileklerinizi daha dilemediyseniz. Eğer daha niyetlenmediğiniz. Aa evet bir de bu konu vardı ya. Ben onu hiç vallahi önceliğim şu marttaki ya. Buket Hanım gerçekten de önceliği Mart'tı hiç Nisan'a bakamadım bir de şunlar vardı dediğiniz konularınızla ilgili dileğiniz gemi çıkmış orada çok güzel müjdeler geliyor demektir arkadaşlar size. Hakikaten için açıldı. İnşallah da bir Mart ayı bizlere bu güzellikleri yaşatsın diyorum her birimizde. Gönlünüzden geçirdiğinizde ne varsa onlara cevap bulun. Bu açılımda da inşallah şöyle bir Mart, Nisan, Mayıs dedik. Mayıs ayı itibariyle neler olur dersek iki koldan gözyaşınız var. Hani evet hayatınızdaki birisiyle beraberliğiniz ne olur? Ya da işte aşk hayatımla alakalı gelişmeler ne olur? Ya da zaten bu yaşanılanlar evlilik hayatımı öyle sarstı ki evlilik hayatımda ne olur? İşte ikisinden de hayırlı haberler alırsınız. Mekan arkadaşlarımız elbette ki yeni birileri girebilir diye değerlendirebilir. Şimdi burada biraz iş biraz da hane içi dediğim konularda. Bakın az önce de bir paylaşo görmüştüm. Ay ne güzel gözyaşlarınız var iki konuyla alakalı. Evlilik isteyen arkadaşlarım hayatında birilerinin olmasını isteyen arkadaşlarım bekar olup da yok mu şöyle hayırlı kısmet diye niyetlenen arkadaşlarım varsa burada o konuya da cevap var. O yüzden de güzel akıyor o gözyaşı var diyebiliyoruz o kısma. Şimdi e, hayatınızda işle alakalı özellikle bir beklentinizin bir dileğinizin gerçekleşeceği çıkmış burada ama özellikle hane içi dediğim alanla alakalı uğraştığınız iki taraf var aralarında ciddi anlamda bir tıkanıklık olmuş bu tıkanıklığı da çözmeye çalışırken siz oldukça işe de belki de gerektiği kadar emek veremediğiniz palyaço suratlı iki insan var aile içi tarafında arkadaşlar e, bunun anlamı şudur ki senin ailenle alakalı özellikle ee, hani yüzüne gülen arkandan konuşan da demek olabilir. O yüzden acaba çok mu anlatmasan bazı gelişmeleri? Hani böyle bazıları e, devlet sırrı gibi saklar hayatındaki gelişmeleri. Ama buradaki fal bir şey böyle. O kadar açık ya dürüst ya o kadar kendi gibi biliyor ki herkesi de. Ee, o yüzden acaba söylemeseniz mi diyorum? Çünkü kendiniz gibi bildiğiniz insan var iki tane etrafınızda. Ee, gelişmelerle alakalı palyaço yüzü çıkmış çok hoşlanmadım dolayısıyla siz biraz biraz en azından şöyle mayıstaki o gemi neyse sizin için onunla alakalı olarak azıcık bir sır tutun ya kendinizi bir azıcık anlatmayın sadece bu son olaylarla alakalı olarak veriyor çok kötü insanlar var diyemeyeceğim ama çünkü siz zaten bunlarla uğraşarak yeteri kadar ekmek tekneniz dediğiniz, kariyer evinize yeteri kadar mücadeleye verememişsiniz. Yani aslında işe gitmişsiniz ama iş yerinde de sürekli bu mevzularla ilgilenmiş. Dolayısıyla kafaya işte bile bu mevzulardaymış görselleri var. O yüzden de siz zaten şu an artık bu kişilerle ilgili anlatmadığınızda biraz biraz olduktan sonra renk verdiğinizde e, bu kadar da e, paylaşolardan da kendinizi kollamış olursunuz. Benden size tavsiye. Çünkü iş tarafınızda da resmen niyetlerinizin gerçekleşeceği dö döngüye girmişsiniz. E, bir e, açılma söz konusu falınızda bugüne kadar hep e, yani yat yuvarlan e, yata düşe tökezleye tökezleye dediğiniz e, bir döngüden geçmiş olduğunuz çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum çünkü hane içine baktığımda kalan döngünüzü tertemiz hani gerçekten kendi sevdiklerinizle beraberliğinizin e, sohbeti çıkmış aşk hayatıyla alakalı ben sizi biriyle gördüm aa diyemiyorum bakın ama öyle güzel bir murada erdim müjdesi de var ki yani boşanamıyordum yaşasın murada erdim. Ayrıldım ben hayatımda kimse de yoktu yaşasın adam akıllı bir insan çıktı karşıma. Evet sözlümle nişanlandım. Hani nişanlanacak bir türlü fırsat, ekonomik şartlar falan filan. Yani hayatınızdaki kişi ile alakalı bir adım atılmış. Fakat bu adım da tam sizin istediğiniz gibi atılmış. E bu sebepten dolayı da gönlünüzdeki gibi olduğundan oh çok şükür deyip Mutluluk gözyaşınızın müjdesinin aktığını söyledi. Biriyle aşk dolusunuz demedi. Kariyer evinizde güç sende artık. Sen olayların farkındasın, kişilerin idrakındasın. Artık önünde kimse duramaz, yolun açık, gücünü kullan, stratejik davran ve mümkünse de anlatma insanlara demiş. Yüreğinizin ortası dediğim bak ne kadar güzel sudan alıp toprağa verme dengesi. Yani aslında yer, gök, maddi, manevi, bağlantı kurduğun manevi hislerinle beraber dengeleri de sağladığın hani vicdanen de mantıken de huzurlu olduğun dengeli bir döngüye giriyorsun artık demiş. Aşk hayatınızla alakalı olanın olduğu gibi devam ediyor demiştik. Bak gelecek vaat ediyor diyor. Her neyi yaşamışsan artık bu olay bu durum bu süreç sana gelecek vaat ediyor diyor. Yani iyi ki boşandım çok şükür geleceğini kurtardın artık. İyi ki evleniyorum doğru insan gibi 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 ama ne dedik çok güzel sevinç ee, müjdelerinin e, resimleri vardı burada tam olarak da gelecek vaat ediyor diyor zaten e, tarot kartımızda arkadaşlar yolunuz açık olsun ben burada negatif bir enerji almadım özellikle Mayıs itibariyle de o gemi sizin adınıza çok daha güçlenmenizi sağlayacaktır inancınız buna tam olsun diyorum bugünlük benden bu kadar güzel bir hafta olsun arkadaşlar iyi bir haftaya başlamış olalım müjdeleri olanlar inşallah en kısa vakitte alsınlar diyorum müjde bekleyen arkadaşlarım hani falınıza göre çünkü açılımınız tertemiz dilerim güzel yüreklerinize o sular serpilir e, bu falan niyet eden herkesin hayrına olsun dedim e, ve de arkadaşlar sabah akşam bakımlarıma devam ediyorum sizlerin de desteğiyle oluyor tabii ki eksilmeyin iyi ki varsınız hep olun diyorum e, çok güzel yorumlar ve de mesajlar alıyorum. İnanın sizlerin enerjisidir bana burada olup da bu enerjiyi sağlayabilen. O yüzden benim için sizler de çok kıymetlisiniz. O yüzden sizler de iyi ki varsınız tabii ki de. Ve hep söylemeye devam edeceğim. Hepimizin sınavları, tarihleri, inanın bambaşka. Birimiz maddiyatla sınanıyor. O esnada biri maneviyat. Hop Diğeri bu sefer maneviyata geçiyor. Onun maneviyatı iyiken bu sefer maddiyata dönüyor derken derken böyle hayat gelip geçiyor. O yüzden hepimizin sınavları var ve olmaya devam edecek. Geçmiştekilerini açtığımız gibi bunların da geleceğiz. Yeter ki inancını yitirme, umutsuz olma, yarınların ilgili kendini depresyona sokma. Biri yüzünden başına neler geldi inan bilmiyorum ama kötü insanlar var ve sana zarar vermek isteyen insanlar oluyor.'' Fakat herkesin de kendi sınavı, ey mübarek insan sen de yaşattığını yaşamadan göçmeyeceksin ki bu dünyadan. O yüzden hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Lütfen ilahi adaleti teslim edin, arkanıza yaslanın ve zamanı bekleyin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar. En büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.